Selam YouTube. Canlı yayında Twitch'teyiz. House Flipper oynuyoruz. Şimdi birlikte ne yapacağımıza bakacağız, seçeceğiz. Sizler de gelip canlı yayına katılıp buradan izleyebilirsiniz. Beraber ev yapacağız falan filan. Çetin de selamı var. Selam YouTube diyor size. Onu da görebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, karar verdik mi? Ne yapalım? E-postadaki işi yapabiliriz ya da tarayıcıda alışta şu dekore edilmiş ev vardı galiba, değil mi? Evet, sadece bu vardı. Bir de bu vardı. O ikisinden birini yapabiliriz. Aa, kutlama evi gelmiş. Yo, bu var mıydı? Vardı galiba. Olmaya da bilir. Bu yeni gelmiş. Kış evini yapalım diyor Derin. Kış evi dediğin tarayıcıdaki şu mu? Dekore edilmiş ev mi? Şöyle bir ev var. Kutlama evi var. Bir de posta. E-postadaki evi yapalım diyor EYG. Yeni yıl evi. E-postayı yapalım. Hadi e-postayı bitirelim. Burası çabuk biterse sonrasında devamı da tarayıcıdan da bir ev alırız. Tarayıcıdakiler genelde biraz daha uzun sürüyor ama bakarız. Evet, ne diyor? Geleneği yaşatalım. Merhaba dostum. Bizim patron her yıl tüm çalışanlar için bir Noel partisi düzenlerdi. Tabii artık kendisi emekli oldu. Bu geleneği ben devam ettirmek istiyorum. Evi hazırlamak için biraz yardım almam gerekiyor. Bu evi akrabalarına daha yakın olmak için başka bir yere taşınan yaşlı bir çiftten ucuza satın aldım. Sadece biraz yenilemeye ihtiyacı var. Lütfen banyoyu aşağı kata yap ki gelen misafirler rahatça erişebilsin. Banyo inşası var. Bir de lütfen piyano için yer ayırmayı unutma. Böylece dans edip Noel ilahilerini söyleyebiliriz diyor. Bir temizlik var anladığım kadarıyla. Temizlik de olacak, kirpas falan. Tamir var. İşte alt kata bir banyo yapma olacak. Yeni yeni eşyalar konulacak ve yeni yıla uygun süslerle ev partiye hazır süslenmiş bir hale gelecek diye anladım. Bakalım. Giden evet, hem burada izleyip hem de YouTube'da geldiği gibi tekrar izleyenler varsa kendini belli edebilir. Evet, kış evi. Bak çok tatlı. Tam kış evi. Karlara bak. Kar küreği al. Bak bunları da şey yapabiliyoruz ha. Karlarımızı da küreyelim. Kapının önü açılsın. Zaten varmış. Görev oymuş. Kar yığınını kaldır. Şurası. Yüzde olarak niye artmadı? Ha, sadece buymuş. Tamam, direkt bitti zaten. Kışla olan şeylere bayılıyorum. Aynen, Derin. Çok tatlı oluyor görüntüler böyle. Etraf bembeyaz. İstekleri bitirip sonra dekore edelim. Olur. Kar çok tatlı görünüyor. Şu anda sağ tarafta zaten çöpü dökler, işte eşyaları satlar falan filan istekler çıktı. Ben her zamanki gibi yaptığım şekilde başlıyorum. Şimdi mesela bunlar çöp mü? Hayır. Çöpü döke bakacağız. Şuralarda. Şurada. Nerede? Bir kir var. Gözükmüyor ama temizleyince gitti. Tamam. Haritada siyah siyah olan yerlerde kirler. Masanın üstü. Tamam, şunlar bence satılacak gibi. Aynen. Bu da. Hatta şu da, şu da. Bu odayı bir temizleyelim. Yavaş yavaş. Üst katı da varmış. Bayağı da galiba büyük de bir ev. Ay, şuraya çıktım hemen bir anda ama. Haritayı temizleyeyim diye. Neyse, buraya sonra şey yaparız. Aşağıya binelim. Aşağısı bitti mi şimdi? Bir tane şuraya kalorifer şey yapacağız. Eşyaları sat. Ampullü avize. Şu. Sattım gitti. Paspas biraz altın dedektörü gibi olmuş. Paspas? He, şu. Evet. Paspasın son gelişmiş hali. Bütün her şeyi de geliştirmiştim. Ampulli avize bir tane daha. Dur. Aa, dur. Üç tane. Şurada bir tane. Şurada da bir tane. Klasik çiçekli halı. Şu. Şu da. Anam git. Yemek odası için büfe. Bu mu? Şu. Klasik sehpa 3 tane. Klasik sehpa. 3 tane sehpa denilen. Şu çiçek satılmıyor. Şu mu? Evet, bir sehpa bu. 2 sehpa bu.
Üçüncü sehpa nerede? Üçüncü sehpayı bulamadı. Ha, buldu. Şurası. Ödül dolabı. Bu herhalde. Çatlak vazo. Çatlak vazo. Siyah çatlak vazo. Bulamıyorum hiçbir şeyi. Şu. Ay bunu da sil. Zaten kırmızı gözükmeyenlerin hepsi silinecek galiba ya. Ayakkabılık tamam. Ne bu? Yemek masası. Sil arkadaşım. Sil, sat hepsini ya. Aa, bak çiçek satılmayacakmış. Ayakkabılık. Bir tane daha. Şu mu ayakkabılık? Sat. Bu da satılmıyor. Bunlar da satılıyor. Bomboş. Sadece çiçekler satılmıyor. Bu da satılmıyor. Şu satılıyor. Ayakkabılık. Başka ayakkabılık. Şurada da ayakkabılık var. Al sana ayakkabılık. Al sana ayakkabılık. Bunu da sattım. Bu satılmıyor. Bu da değil. Bunlar da değil. Tamam. Ev böyle kaldı. Yani çatlak dediği aslında bayağı bir desen gibi bir şey. Çatlak diyor. Kiri temizle. Burada kirdane varmış ki. 81'de kalmış. Şurada bir şey yok. Ha, şurası. Tamam. Evet, bitti. Şimdi bir tane radyatörümüz var. Şuraya bir radyatör koyalım. Hatta galiba iki tane var. Hemen pencere altı. Merdivenin altında şey vardı. Ha, tamam, onu söylediniz. Şuraya bir radyatör daha. Bu da bitti. Para çok ya. Ben burada bayağı para kastım. Her şeyi alabiliyoruz. Tamam, eşya satın ala geçtik. Eşya satın alı yapmıyorum şu anda. Şimdi burası bitti. Şuradan geçelim. Alt katı bir temizlememizle satılacak bir şeyler varsa onlara bir bakalım. Çöpü dök diyor. Eşya sat diyor. Temizle şuraları. Şunlar bak, bunların hepsi gidecek. Belli yani. Bu hayır. Perde de gidecek. Bu da gidecek. Şu da gitti. Şu da gitti. Bunu geç. Mutfak dolabı falan. Bak bunların hepsi gidiyor. Gitti 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 gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Evet. Hepsi bitti. Temizliğe devam. Tamam, burada bir şey kalmadı. Bir tane avize varmış. Bunu da bir satalım. Duvarları elden geçir. Boyamalar falan var. Tamam, geç bunu. Burası bitti. Şurası. Çöpler. Eşyayı sat. Bu da gitti, bu da gitti. Şunları da sat. Gitti 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 gitti. Heh. Temizlik. Tamam. Tamam, iki oda bitti. Burası da bitti. Yukarı çıkıyoruz. Komple yok, kendi kafamıza göre yapmayacağız. Aslında müşterinin bizden istedikleri. Yani eşyaları sat diyor, eskimiş eşyalar var, dekore et diyor, şu renge boya falan filan. Aslında hem tamirciyiz işte, bir şeyleri tamir edip yeni eşyaları koyacağız hem de dekore edeceğiz. Birazdan istekler sağ tarafta çıkacak. Yani yine onların istediği eşyaları koyacağız. Kendi istediğimiz değil. Yani o diyor ki ben bu dolaptan sıkıldım, sen bunu at diyor. İşte diyor aplikler var diyor. Bunlardan da çok sıkıldım. Şimdi bunların yerine yeni bir lamba koy diyecek ama koymamızı istediği lambayı kendisi isteyecek, söyleyecek. Bu sadece bu görevlerde böyle ama tarayıcıdan ev alıp yaptığımızda orada tamamen kendi isteğimize göre istediğimiz eşyayı seçiyoruz. İstediğimiz dekoru koyuyoruz. Bir şeye bağlı değiliz. Öyle bir fark var.
Onlar tabii daha uzun sürüyor. Komple bir ev alıp tamamen kendi isteğimize göre dizayn etmek daha da uzun sürüyor. Yerde bir şey mi kaldı? Yok, burada şurası mı? Ha evet, kalmış, tamam. Sonra zaten tekrar bir haritada gezip yukarıda bir tane odam varmış. İyi, fazla bir şey yokmuş. Aa, şey de var. Kiri temizle. Buradaki karları da temizleyelim. Balkonumuz da varmış. Buraya çığ düşmüş yalnız. Şuradan sarkmış. Şu taraf. Aa, bayağı da güzel. Balkon varmış. Şimdi burada da bunu, bu ne? Aa, küçücük. Aha, banyoya bak, ne kadar güzel. Mavi mavi. Renkli renkli. Küçücük banyo. Bunları, bunu, şu gitti, şu da gitti, saat de gitti, şu da gitti. Halı varmış, halıyı da sattık. Hasarlı kapı. Hasarlı kapı hangisi, bu mu? Buymuş. Aparatları monte et. Dar perde. Burada ne varmış? Perde montajı varmış. Perdeyle bir başlarız. Şimdi perdeye girmeyelim. Tamam, burası da bitti. Şuraya geçelim. Burada da güzelmiş ama değil mi? Balkon çok iyi. Tam mangallık. Bunların hepsini satacağız. Böyle rengarenk dedik, güzel dedik. Mavi mavi. Sims şeyi gibi. Banyosu gibi. Burayı tabii değiştirecektik. Banyoyu aşağı kata alacaktık. Misafirler çabuk şey yapsın falan filan diyordu. Kolay erişebilsin diyordu. Burası çünkü yatak odasının şeyi. Burası başka bir şey olacak. Kitaplık diyor, gardırop diyor falan. Belki bir giyinme odası. Ya da ofis gibi bir şey olabilir. Tamam, buranın da kiri bitti. Bu balkonlu oda. Burası. Tamam. Şimdi aşağıdan başlayalım biz yapmaya o zaman. Şu an temizlik falan her şey bitti. Burada aşağıda alınacak şeyler neyse buradan başlayalım. Çatıya atlar karı. Alırım döneyim derken de düşeceğim kesin değil mi? Evet, onu bir temizleyeyim diye atlarsın, oradan kesin bir ayak kırma garanti. Evdeki merdivenler, evet, labirent gibi. Mesela buranın yerini bize diyor ki bu renkle yap. Evet. Başka bir alternatif yok. Kendimiz ev yapıyor olsaydık istediğimiz rengi seçerdik. Burada müşteri ne istiyorsa o. Tamam. Sonra diyor ki, ha, duvarları mesela boyamayacakmışız. Duvar boyamayı yok. Burada yeni yeni eşyalar var. Dur şu eşyalara tekrar bir bakalım. Görevlere gel. Eski tip yine ahşap koltuklar falan filan, renklerini seçebiliriz. Mesela bir tane şömine seçelim. Şömine böyle nasıl? Darkon hoş geldin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin ustam, sağ ol. Tadilattayız. Selim hoş geldin. Evet, duvarları boyatsaydık eski. İşte bazıları boya da istiyor. Bu mesela seviyormuş, boya istemedi. Sadece eşyaları yıpranmış herhalde. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyoruz. Evet, bu olabilir ya da ya bu çok kötü. Bu da böyle hani mermer gibi. Açık mermer. Kötü ya. Şöyle bir şey olabilir. Kim gelmiş? Yeni gelen arkadaşımız Esma. Hoş geldin. Takibin için teşekkür ederim. Şu sondakiler de çok iyi değil gibi. Şöyle bir beyaz da olabilir ya da şöyle bir mermer de olabilir. Dördüncü renk. EYG diyor ki 4 ya da 1 diyor. Bir şu ya da 2, 3, 4 diyor. Şu, evet. Yani ben de bu ikisinde kaldım. Yani düz ya da evet, bu hafiften böyle bir mermer desenli. Shiny de diyor ki 4 diyor. Derin diyor ki 4. O zaman bunu yapalım. Peki bu nereye konulur? Sanki şu duvar mı? Yok, bunun yeri belliymiş galiba. Yo, belli değil. Şuraya koyabiliriz. Sanki bu duvar tam bunluk gibi. Buralarda olmaz, camlar var. Değil mi? Şurası. Şura uygun gibi duruyor. Evet. Sıfıra sıfır yapıştırdım. İki kapının arasında sanki zaten al bunu buraya koy gibi bize yer açmışlar.
Diğer yerler çok da uygun değil. Ayak altından çıkması açısından şimdilik şunu da şuraya koyalım. Aa bak ateşimiz de şöyle dursun. Bu da bize sattırmadı. Şurada dursun ayak altından bunları bir kaldıralım. Sonra uygun yerlere koyarız. Bunları satma dedi. Bu eşyaların çiçeklerini seviyormuş. Şu da şimdilik şurada kalsın. Ha, üstüne televizyon koyalım. Evet o da olabilir. Ama televizyonluk galiba bize bir şeyler veriyor olabilir. Şimdi koltuklara gelelim. Koltukta ne var biliyor musunuz? İki tane uzun böyle ikili koltuk, dört tane de tekli koltuk var. Koltuğu ne renk yapalım? Gri var, siyah var, böyle bir açık kahve, sarı, turuncu, böyle bir sarı, pembe, mavi, yeşil. Anısı var, evet, inat etti, sattırmadı. Anısı olabilir, çeyizinden kalma, evet. O da olabilir. Yaşlı birilerinden satın aldım demişti. Yaşlı insanların eşyalarıydı. Çoğunu sattık ama kalanları da kullanırız dedik. Koltuk bence beyaz olmaz dedi EYG. Darkon 4 diyor. Şu diyor. Shiny yeşil diyor. Sadece pizza bej diyor. Bej derken bej bu mu? Sütlü kahve. Yani baktığımızda sanki bej bu oluyor. Yani sütlü kahve gibi. Derin beyaz ve yeşil güzel diyor. Yeşil çok böyle yeşilin tonunu beğenemedim ya. Çok bir fıstık yeşili gibi. Mor yok da şöyle bir açık pembe var. Açık pembe var. Buraları ahşap yapabiliriz. Şuraları. Mesela şöyle bir şeyler. Koyu da olabilir. Şöyle bir ham tahta. Yeni takipçimiz. Hoş geldin Musa. Takibin için teşekkür ederim. Musa Ger. Doğru mu okudum? Eğer yanlış okuduysam çete yazıp benim nickim böyle okunuyor diyebilirsin. Pembe mi? Koyu pek yakışmaz. Yani şöyle bir açık pembe olabilir ya da bu olabilir. Yani bu ikisi arasında kaldım. Bence bu ikisinden birini seçelim. Pembe gibi açık pembe mi? Bu mu? Yani o beyaz da olabilir. Beyaz yapsak şuraları kahve yaparız şöyle. Koyu kahve. Krem diyenler fazla gibi. Şöyle olsun. Hadi burası da böyle olsun. Şurası da koyu ahşap olsun. Nasıl? Beyaz olmaz. Koyu ahşap. Bunlar çok açıkta kalır. Bu koltuk açık olduğu için şurada bir koyuluk istedi. Siyah da olabilir ama siyah da çok koyu. Bence bu güzel. Tamam. Daha bunu seçmede kaldık. Bitmez. Şimdi eşyaları rengini seçtik de öylesine yerleştiriyorum. Bakacağız neyi nereye koyacağımıza. Tekli koltuklarda da yine aynı rengi bulabilecek miyim? Şöyle ahşap dedik. Bak teklilerde yok. Teklileri farklı. Teklileri beyaz diyor, gri diyor, koyu siyah var, bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var. Ha yok, teklide varmış tamam. Bu değil mi? Çok mu koyu kaldı? Yok, buymuş tamam. Şöyle 1-2 tamamen öylesine koydum. Eşyaları şu anda ortaya böyle atacağım. Sonra yerlerine yerleştireceğiz. Şimdi onlara uygun olarak bence bu renkte kalmalı. Ama şöyle. Arkası da koyu değil, beyaz olabilir. Beyaz olsun. Şu. Mesela bu mobilyaya çok bence uygun. Ama bunu nereye koyacağız? Hiç de koyacak yer yok ha. Buna da bir duvar lazım. Şu duvara koymuşlardı daha önceden. Bakacağız ona da. İki tane şundan varmış. Bu da yine böyle ama kulplarının beyaz olması çok kötü. Siyah olsun bu. Evet, şöyle güzel. Bu uygun. İki tane de bundan varmış. Taşınmış gibi eşyaları attık ortaya. Bu ne, makyaj masası mı? Makyaj masası girişe mi koysak bunu? Nasıl bir makyaj masası ya? Televizyon koymalık gibi sanki televizyon şeyine benzemiyor mu bu? Derincim görüşürüz yine bekleriz. Aynen bu makyaj masası dediği bu bilgisayar masası gibi en eski böyle. Bence bunu televizyonu koyalım diye.
yapılmış olabilir. Şu. Aa, koy televizyonu. Ah, televizyonluk. Aynası da var. Biz gözükmüyoruz gerçi aynada. Sanki bu böyle bir şey. Bu eşyaları ben nasıl yerleştireceğim ya? Ha, bir tane de piyanoya yer ayır demişti. Hadi bunu da her taraf kahverengi oldu. Piyano da şöyle dursun. Biz hayaletiz aynen. Şey, piyonayı mı siyah alalım? Piyano siyah mı olsun? Alırız. Şöyle siyah bir klasik piyanomuz olsun. Ay bunları şimdi eşyalar burası çok doldu. Yerleştirmem lazım. Şimdi bir dakika. Yoksa ortalık çok karışacak. Şunları at. Bu büyük ihtimalle televizyon. Şu televizyonu şöyle çaprazlama koysak. Yani eskilerin tam 90'lı 80'li yılların ev şeyini yapıyoruz. Oymalı koltuklar. Ben bir şey yapacağım. Yapıyorum. Ona göre bakarız. Eskilerin salonu. Buradakiler televizyonu izleyemez. Genelde salonlarda öyle olur. Öyle bir yerde bir koltuk olur ki o kısım izleyemez. Şöyle yapsak. Ama yine de değiştirebilirim tabii ki. Bunu bilmiyorum. Dur şimdi. Şunu böyle yapsak. Şöyle bir vitrin, kitaplık ne alaka? Olmuyor. Neyi nereye koyacağım? Ne kadar zor bir işmiş, evmiş. Daha bir tane de piyanomuz var. Baş köşeye de aynen tam kafa yemelik. Baş köşeye mi koysam? Şuraya koyayım bence televizyonu. Pencerelere ulaşılamıyor direkt. Ama bir de şurada deneyeyim bakayım. Ya bunların hepsini böyle düz duvar lazım da her taraf pencere. Düz duvara düz duvarlık yerimiz yok ki. Şunu şuraya koysam. Normalde ben bunları böyle bırakırım. Böyle eşyaları buraya koymam yeterli. Bıraksan da olacak. Ama hani böyle insan bir yerleştirsin istiyor. Neyi nereye koyacağımı düzgün yerleştiremeyince de. Şöyle kapatsak. İster istemez bir düzgün yerleştireyim istiyorsun yani. Bunları buraya böyle atmam da yeterli. Yani oyunun sistemsel olarak bana bir şey demeyecek. Yani şunlar da şöyle bir köşeler. Köşeler bir denk gelsin. Şunu bir dakika. İki büyük koltuk. Hani şey gibi de bir hissettirsin istedim. Karşı karşıya. Hani şuradan sanki çok da uzak olduk televizyona. Televizyon izlensin. Aa, televizyon şuraya olur mu? Sanki biri oturacak televizyon izleyecek. Merve, yani takıldığın şeylere bak. Diye kendi kendine konuştu. Bak, dur. Sanki oturacağız da televizyon izleyeceğiz. Şöyle olsun. Ya kimse oturup televizyon izlemeyecek. Gözleri bozuluyorsa da bozulsun artık. Ne yapayım? Bak benim de bozuk. Şöyle olsun. Tam karşıdan bu izlesin. Çaprazdan onlar izlesin. Şunlar da şöyle yalandan köşe olsunlar. Şöyle bir şey. Araya da bir tane belki şey vardı, küçük bir sehpa vardı, onu koyarız. Bu da böyle birleşmiş orta sehpa olsun. Bunu bir tık daha şöyle geri alsam. Çok geri oldu.
Şöyle bir şey. Daha bunlar var. Bunları nereye koyacağız? Bunlar da şömine önü. Şömine önü keyfi. Oradan da şeye giriliyor ama. İki tane kapı var ama bu kapıya girişte sıkıntı yok. Bu da arkadan dolansın girsin. Yani şöyle burada sohbet muhabbet olsun. Rastgele koy boş ver TV izlemesinler değil mi? Bunu da şurada piyano çalsınlar şimdilik. Tamam. Daha şeyimiz var, ürünümüz var. Bir ortalığı açtım. Bu ne? Siyah olsun. Şöyle desen siyah olmadı. Ha siyah. Tamam. Bu şey piyanonun koltuğu. Ha şurada oturup çalsın. Duruma göre başka yere de koyabiliriz. 3 tane bundan varmış. Siyah mı yapsak bunu? Şöyle olsa. Ay beyaz çok kötü. Siyah gelsin. Burası ahşap olsun. Şunlar siyah gelsin. Böyle olsun. Parmaklarını. Ne o? Gözleri bozulur. Sehpa tuzak. Ha şuraya çarpsınlar diye. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir tane. Aç ışıkları bir önümüzü görelim. Nasıl? Güzel. Arada bir siyah uyumu da olsun. Siyah. Şuraya bir tane şundan. Gelenler kıyafetlerini assınlar. İki tane halımız. Halıda renk seçemiyoruz. Bir tanesini şöyle atsak. Bir tanesini şöyle çaprazlama. Çok da simetrik olmasın. Ortaya attık. Fena değil, bir güzel oldu sanki. Dur bakayım şu aralara. Belki sehpa çiçek bir çek şey yaparız. Daha bir sürü ürünü var. Bu ne? Klasik mavi halı. Niye oralar öyle de bura böyle? Bu ne? Küçücük bir şey. Bu şey mi bu? Paspas mı bu? Bu ne böyle? Türk halısı. Aynen. Şuraya da bir tane mi koyuyoruz? Bunu nereye koyacağım? Ha şuraya. Burada dursun. Bu neymiş? Zencefilli House Flipper. Buraya sığar mı? Yok. Bunu bence bunun üzerine koyarız. Şu çiçek şurada kalsın. Aa bak bir sürü şeyler şimdi süslemeler. Bu buraya sığar mı? Yok sığmıyor. Her şeyi de bunun üstüne mi koyacağım ben? Şu paspasın rengini mi? Paspasın rengi seçilmiyor galiba. Seçiliyor muydu? Bu tek renk. Öteki halı da tek renk. Bak rengi seçilmiyor. Bunu böyle kirli mavi bir halı olarak tek renk vermiş. Onu da ben böyle bir attım. Bu da tek renk. Rengi seçilmiyor. Büşra Kaynarca hoş geldin. Ha telefon doğrulaması. Hallettin geldin. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim. Şimdi şurada bu dünyayı belki böyle koyabiliriz. Ben şöyle bir kendime göre bir şeyler yapayım. Bunlar şöyle olsun. Şu tam ortalanmadı gibi şöyle olup bu da şöyle olsun. Tamam. Burası böyle. Bu nedir? He, bu da bak tam şuraya bir. Bundan kaç tane istiyor? Bir taneymiş. Bu ne? Asır çöp kutusu. Çöp kutusu da şu köşede dursun. Ne alakaysa dursun orada. Ha bir tane kar küresi. Şimdi buraları süsleme. Şu şey koyduk. Buralara da bir şey koymamız lazım. Sıcak çikolata mı? Sıcak çikolata şurada. Almışlar buradan sıcak çikolata içiyorlarmış. İki tane mumumuz var. Mumları da şöyle koyup direkt
Ortam böyle güzel olsun. Hatta iki tane de küçük mum varmış. O küçük mumları da şöyle koyalım. Bence güzel oluyor ha. Bak ufak ufak süsledikçe kırmızı olsun hani konsept rengine. Şu aralara serpiştirelim. Evi de süslüyoruz ya. Misafirler gelecekmiş işte. Yeni yıl partisi bir şeysi varmış. Mesela bundan kaç tane konulacaktı? Ben yardırıyorum ama. Bu ne? Ökse otu. Ökse otunu da şurada kalsın. Süslerimiz var. Yılbaşı ağacımız var mıymış? Var tabii ki. Aa, yılbaşı ağacına larç olsun kocaman. Sarı toplar, kırmızı toplar, mavi, mor top olsun. Tamam. Mor olsun. Large. Of, large çok büyük. Nereye koyacağım bunu? Burası da tam bunlukmuş ha. Large çok büyük. Şurası fena değil. Aç diyeyim. Bak. Burada biraz çıkması zor ama. Large çok büyük ya. Dur şunu bir medium yapayım. Medium acaba çok mu şey olacak, küçük olacak? Aa, medium tamam. Bu eve medium uygun. Bu eve medium uygun. Bu güzel. Antika oldu aynen. Antika bir ev. Şöyle pembe kurdelalı böyle grili bir paketimiz varmış. Hemen ağacın altına koyduk. Bir tane bunda ne renk yapalım? Mavi süslü pembe bir kutumuz varmış. Ağaçtaki yıldız tavana değiyordu. Evet. Larch'ta öyle bir sıkıntı vardı demin. Bu da yeşilli kırmızılı olsun. Şuraya da şöyle küçük bir hediyeleri de öyle yalandan koyduk. 6 tane bundan lazım. 6 tane bunlar boncuklu ışık galiba. Hangi renk olsun bu? Yüzüme de birazcık nurlar şunu hafif kapatayım. Değil mi? İlk oda anca bitti. Kırmızı olsun hani kırmızı uygun bence, değil mi? Nasıl nereye koyacağız ki bunu? Şöyle iki tane. Boncuk süsmüş bu. Şey değilmiş, ışık değilmiş. Yani bu neresi? Şöyle bir şey olsa. Evet, galiba oldu. Bir tane daha kalmış. Onu da şöyle bir şey yapsak. Şöminenin a iki tane mi ne hala? Biz birini zor sığdırdık. Aa, bu küçükmüş. Ay, küçükmüş. Bunu nereye koyacağım? Bu da burada kalsın. Şöminenin üstüne. Ay işte şömine diyorum. Piyanonun üstüne. Neyse ki büyük değilmiş. Bu ne? Kitap seti. Aa, burası kitaplıkmış. Kitaplık zaten de kitap da konulacakmış. Şöyle kaç diyor? 4 diyor. Şöyle yapalım. İki tanesi böyle olsun. Onun arasında olsun. Bunlar da şöyle ortalı olsun. Simetri hastası Merve iş başında. Tamam. Bir saatte bir oda bitti mi? Bitti. Güzel oldu ama. Buraya ne yapacağız? Tamam, buraları ben artık hızlı hızlı kendim çarpıyorum, seçiyorum. Zaten şey yani çok da eşyalarda sadece önerecek hani soracağım şeyler var. Gerisi hep milletin istediği şeyler bak. Müşteri bunu istiyormuş. Hangi rengi seçelim muhabbeti çok da yok. Burası ne olacak acaba? Ha, burası tamam, tuvalet burası olacak. Aa, bir dakika. O zaman tuvalet burası mı? Burası mutfak mı oluyor? Ne alaka? Mutfak olan yerde tuvalet mi oluyor? Burası mutfakmış. O zaman mutfak arkası fayans. Şurası mutfak olsun.
Evet, bu oyunda birazcık fazla şey var. Hani fokus olunacak bir durum var. Doğru. Biraz da şey böyle, şunu ne yapayım, bunu ne yapayım diye hani sorarak da ilerlenebilir. Değil mi? Çok karanlık oldu. Tamam. Işığımızı koyalım. Burada ışık 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 nerede? Bu ne? Şamdan varmış. Buranın genel ışığı yok muymuş? Varmış. Böyle bir şey. Bence düz bej olsun. Şöyle. Nerede ışık? Açtık. Evet. Böyleymiş. İşte bayağı bir kocaman şey yapmışlar. Işık. Aynen, bayağı büyük. Bir de şamdan falan diyor. Onu nereye koyacağız acaba? Yemek masamız yok bizim. Mesela salona yemek masası koymadık. Burası da küçücük bir mutfak. Buraya da bir şey masa sığmaz herhalde. Şimdi fayansın olduğu yere mutfağı konumlandıracağım. Dolapları falan. Duruma göre yine fayans olması gereken bir yer olursa düzenleriz. Fayanslar yerde. Paramız çok. Bu oyunu ilk defa izleyenler var mı şu anda, hiç yani bilmeyenler, ilk defa izleyenler? Gerçi kanalda bayağı bir videosu var ama hani ilk defa denk gelip izleyenler. Sadece pizza. İlk defa mı? Oyunla alakalı soracağınız şeyler varsa sorabilirsiniz. Yani böyle işte müşterilere göre, istediklerine göre ev yapma. Komple inşasını falan sen yapıyorsun. EYG izliyor muydun? İki tane perdemiz varmış. Perdeye bakarız. Gerçi beyaz koymak güzel olabilir. Şimdi bir tane şöyle bir ocağımız var. Bunları da yerleştireceğiz. Bakalım neyine. Şunları bir sileyim. Gerekirse tekrardan alırım. Bir tane şöyle siyah mı olsa beyaz mı olsa. Yani şöyle bir davlumbaz. Ya kafa dağıtmalık, aynen böyle yavaş yavaş dekore ediyorsun falan. Güzel oluyor. Boya yapmak, ne bileyim duvar kırmak falan var. Duvarları kırıyorsun, tekrar duvar yapıyorsun falan filan. Bunlar güzel oluyor. Köşe dolaplar. Bunları da böyle ahşap yapsak mı? Değil mi? Her şey böyle ahşap ahşap gitti. Sağ köşe dolabı. Sağ tarafa koyacakmışız bunu. İşte banyoya da bazen fayans istiyorlar. Mutfağa da fayans istiyorlar. Şöyle ham tahta ahşap görüntüsü de güzel olabilir. Onun biraz şöyle boyusu var. Bak şu da fena değilmiş. Şu olsun. Şu hoşuma gitti. Bakarız, değiştiririz olmalı. Bunu sağ dedi. Şuraya koyacağım. Şuraya koymam lazım bunu. O zaman dolabı buradan çıkartacağız. Dolap şimdilik sen şurada kal. Bu da şimdi Lego gibi bir yerleşim olacak. Şu şurada kalsın. Onun yanına şu. Ama birleşmedi. Siyah koyu, siyah ve koyu renkler güzel oluyor ya. Yakışıyor. Demek ki bu buranın değil. Ya da bu buranın. Bir dakika. Denk gel. Gelmedi, arası açık kaldı. Dur bakacağım. Hepsini bir çıkartayım. Şu. İki tane bundanmış. Belki onlar olur. Bir tane şöyle şu. Tamam, o da burada kalsın. Bunu böyle döndüreceğiz olmadı. Minecraft bende yok Fidan. Bilmiyorum da zaten oyunu. O bende yok, o yüzden maalesef
Oynayamıyorum. Olsa da oynamayı bilmiyorum. Gibi bir sürü sorunlar. Dizi izliyor musun? Dizi izlerim. Ya nasıl bir dizi mesela? Buraya niye hiçbir şey olmuyor? Böyle şey yaparız, sohbet sorabilirsiniz bir sürü şeyler. Bu oyunu oynarken sohbet ederiz her konuda. Yani oyunla alakalı bir şey söylemenize gerek yok. Her konuda. Aa bak masa varmış burada. Ay tam eski böyle muşambada. Aa çiçekli böyle klasik. Şöyle bir şey mi? Bunu yırtılınca da çok kötü olur. Şundan dur. Şuraya bir masa koyayım. Yemin ederim Lego gibi yapamadı. Yapamadım. O araya bir şeyin böyle tam böyle örtüşmesi lazım. Örtüşmüyor. Ben onu yanlış koyuyorum büyük ihtimalle. Şu ne? Bak üst dolaplar güzel gidiyor. Fena değil. İki tane daha bundan koyacakmışım. Bu yer için. Üç boyutlu Tetris. Aynen öyle ona benzedi. Türk dizileri. Türk dizilerini televizyondan hani günü gününe izleyemiyorum. Öyle ara ara YouTube'dan falan tekrarlarına baktığım zamanlar oluyor. Şeyi izliyorum mesela. Pazar günleri güzel günler var. Çok seviyorum. Mükemmel ötesi bir dizi. Umarım da bitmez. Var mı izleyen? Ama tabii dediğim gibi işte gününde saatinde televizyonda izleyemiyorum. YouTube'dan izliyorum. Çok güzel. Zaten o dizinin reklamları çıktığında şey yani hani ultra böyle bomba kadro. Kadronun tamamını tanımak ve hepsini seven, sevmek, sevince diziyi izlemesi de çok güzel oluyor. Bayılıyorum her birine ayrı ayrı. Ecem Erkek hastasıyım. Komedi dizisi aynen. Yani böyle aile komedi dizisi uzun zamandır televizyonlarda olmadığı için yemin ederim aranılan kan yani. Uzun zamandır beklenen an. Ha olmuyor. Arkadaşım. Bunun. Heh. Vallaha yapıştı. Aa, demek ki duvardan öne gelmesi gerekiyormuş. Bana yapma, bu oyun beni krize sokuyor. Ben simetri hastası bir insanım. Yani hastası derken onaylanmış, tescillenmiş bir hastalık değil. Kendime öyle diyorum da. Yani bir şey yamuk yumuk durunca ben kafayı yiyorum. Pazarları tozlu yaka. Evet o diziyi de biliyordum. İlk bir iki bölüm öylesine bakmıştım da sonra yetişemedim işte. Her bölümünü izleyemedim. Sonra bıraktım. Ben bazı dizileri izliyorum böyle. Bir yerden sonra hani diziler senaryo açısından da sıkıntıya giriyor. Tekrara düşüyor falan. O zaman bırakıyorum, izlemiyorum. Burası dolabın yeri. Değilse de artık dolap yeri. Ama Güzel Günler çok sardı. Yani onu yani bitmezse umarım onu bayağı bir izlerim. 80'ler vardı evet. Zeynep Çamcı çok iyi. Bayılıyorum ona da bayılıyorum. Ecem Erkek'e de bayılıyorum. Binnur Kaya değil mi? Ona da bayılıyorum. Ondan sonra Olgun Toker'e de bayılıyorum. Hepsine ayrı bayılıyorum. Olgun Toker'de değil mi? Kan Çiçek. Yok onu bilmiyorum. Öyle yeni bir dizi mi başlamış? Şimdi yeni diziler de başlamıştır onu bilmiyorum. Siyah olsun. Kaç tane sandalye diyor? 4. Aslında şirin ev oldu ha. Mutfağı falan. Güzel bir ev oldu. Ne? Ha, farklı farklı tencere renkleri sarı. Şöyle rengarenk bir şeyler koyalım. Tencereler şurada dursun. Siyah perde olur mu? Yakışır sanki. Oyunculuk kısmı. Evet, Binnur Kaya'nın öyle bir durumu var. Binnur Kaya'dan bahsediyorsun. Oyunculuğu inanılmaz. Oyunculukta her şeyi mükemmel yapabiliyor ama kadın gerçek hayatında inanılmaz utangaç. Konuşamıyor böyle yani konuşamıyor derken konuşurken utanıyor. Yanlış bir şey söylemekten mi çekiniyor? İnanılmaz
Naif, sessiz, sakin. Çok yani tatlı bir kadın aslında. Bayılıyorum. Çok tatlı bir kadın ya. Onun utangaçlığı bile o kadar tatlı ki. Dizilerin neredeyse hepsi 5. bölümden sonra final. Evet, dizilerde şey var. Sözleşmeler 8 bölüm 8 bölüm genelde şey yapılıyor. Bazıları duruma göre 13 bölüm. Mesela ilk kanallarla sözleşmeler imzalanıyor. İşte ilk 8 bölümü imzalıyorlar. 8 bölümde gerekli reyting toplanırsa biz ikinci 8'in sözleşmesi imzalanıyor. Ya da 13-13 olarak gidiliyor. İlk 13 istenilen şey olursa ikinci 13 imzalanıyor. Ya da 13 bile olamadan 12'de 10'da falan direkt şey yapan biten diziler. O kadar çok sırada bekleyen dizi var ki Türk dizi sektöründe. Hiç böyle hani azıcık şans verelim falan yok. Tutmadıysa böyle 2-3 hafta sıkıntı varsa hemen hadi bay bay diyorlar. Direkt yolluyorlar çünkü sırada bekleyenler var. Bir an önce sıra bana gelsin diye. Türk malında tanımıştım Binnur Kaya'yı. Ondan önce Avrupa Yakası da vardı ama o dönemde nedense izlemiştim. Ben Binnur Kaya'yı ilk Yabancı Damat'ta tanıdım. Yabancı Damat dizisinde. Ay, o da mükemmel bir diziydi. Yabancı Damat'ta tanıdım ve ondan sonra işte Avrupa Yakası'nda olsun, Türk malında olsun birçok yapımını izlemişimdir Binnur Kaya'nın. Arada tabii belki kaçırdıklarım, izlemediklerim de vardır ama ilk keşfettiğim şeydi. Bu da lavabonun yanında olur ama. Yabancı Damat'ta izlemiştim. Yani buradan yıkadığını hemen alıp şuraya. Yoksa su olur buradan buraya taşınmaz. Çöp kutusu neresi? Şurası olsun. Buraya koyalım. Niye olmadı ya? Şuraya bir tane daha şey koyayım. Şundan koyayım. Burası bitti. Gayet güzel oldu bence. Tamam. Burası da aa, çöpü dök. Şu mu? Ha, bu çöpmüş. Yerimizi yapalım. Sohbet sarıyorsa ne ala, ne kadar güzel. Sohbet sarar. Sevdiğimiz ortak konular hakkında istediğimiz kadar böyle güzel sohbetler ederiz. Ama bu oyun da böyle şey bir oyun olduğu için hani oyunu oynarken ve duvar boyarken sohbet edebiliriz yani. İstediğinizi sorabilirsiniz. Ben şöyle duvarı boyarken bakabildiğim kadarıyla bakıyorum. 20'ye yakın dizi yapım aşamasında demiş EYG. Tabii daha böyle yapım aşamasında olan var, yakında başlayacak diyenler var. Yakında başlayacak diyenlerin başlaması bir türlü başlayamıyor. Neden? Çünkü işte yer açılması lazım. Evet, chill denilen konsept. Aynen öyle. Ya bu oyun öyle çünkü bu oyunda bir aksiyon yok, bir şey yok. Badana boya hani sohbet edilmek istenildiğinde hani böyle boş durmaktansa badana yaparken sohbet edelim gibi bir durum oluyor. Aslında sohbetlerde ben hep House Flipper oynayayım. Bir yandan sohbet, bir yandan badana boya, inşaat. Öyle hele bir de sohbetli olunca bir evi yapmak 3 saat falan sürebilir. Eskiden ben videolarda şey yapıyordum. Buraları kesiyordum, hızlandırıyordum falan. Ama buraların böyle uzun uzun boyamanın gözükmesi falan seviliyor. Şimdi tam da canlı yayınlık bir oyun oldu bu. Canlı yayında sohbete de takılırız. Yani evet, şimdi o da güzel diziler işte o kadar da göreceli ki kimine güzel olan, kimine kötü oluyor. Yani çok rating sistemi açısından gerçekten keşke güzel olan diziler bitmese ama Türk milleti olarak sevilen, istenilen bazı şeyler var. Dram, kaos, entrika öyle şeyler yoksa bir dizide genelde dizi tutmuyor oluyor. O yüzden Güzel Günler'in bitmesini çok korkuyorum. Komediye hasretiz. En son izlediğin animeydi. Arabalarla ilgili
Duyduğum için arabalara ilgili teknik bilgilerin de güzel bir hikayeyle harmanlandığı bir anime izlemiştim. Animeler güzel ya, ben de güzel sevebileceğim bir anime bulabilsem izlerim. Ya bulabilsem, yani arasam bulurum da arayacak vaktim yok. Güzel böyle sevebileceğim. Bir de bazı animeler çok uzun olur. Evet, yani anime, aşırı derecede anime sevenler var. Hani sevmeyenler de olabilir ama benim öyle bir şunu severim bunu sevmem gibi böyle ön şeylerim yoktur. Hani böyle ketin, kasman, keskin böyle katı şeylerim yoktur. Anime sevebileceğim bir konu varsa izlerim yani ama bulamıyorum ya da neyi sevebilirim belki onu tam tespit edemiyorum. Arabalar. Araba severim de araba konusunda çok bilgim yoktur. Hani teknik açısından. Teknik açıdan bir bilgim yoktur ama arabaları severim tabii. O da şey işte. Hızlı ve öfkeliden gelen araba sevgisi. Eski arabaları biraz seviyorum ben. Antika gibi. Yani teknik bilmem şimdi arabanın motorundan şeyinden. O kadarını anlamam. İstesem, uğraşsam anlarım tabii de. Şey değil yani. İstesem öğrenirim. Ama çok böyle aşırı bir şeyim yoktur. Araba sevdam. He işte yani. Mantık. Tamam, tuvaleti de buraya koyduk. Tam da lavabonun karşısında tam olamadı galiba ama neyse sorun değil. Bu ne? Havlu kurutucusu. O da şurada dursun. Yani araba çok şey göreceli. Genelde arabası olanlar işte teknik olarak işte ne bileyim arabayı kurcalayayım, onu şey yapayım, bunu yapayım, sanayiye gideyim, sanayiden çıkmayayım. Hani onları yapanlar genelde yapabilenler arabayı çok içli dışlı. Sanayide yaşaman lazım. Arabanın her şeyini bilmek. Seven insan da zaten gider. Yapar her şeyini bileyim. O nasıl oluyor? Ustam şu nasıl falan filan. Sözel mi sayısam ben mi? Benim ne olduğumu mu soruyorsun? Ben eşit ağırlıktım. Eşit ağırlıktan şey yaptım ama sözelim daha iyidir. Yani sözelci olsaymışım olurmuşum. Sayısal yok bende. Öyle bir bilgi yüklenmedi bana. Sayısal yüklenmedi. Evde tek kalmıyorum. Yok, ailemle birlikte yaşıyorum. Burası şey, iki katlı, ben çatı katındayım, üst kattayım ben. Üst kat 1+1, sanki benim ayrı evimmiş gibi, dairemmiş gibi. Aşağı 3+1, ailem aşağıda yaşıyor, ben 1+1'de gibi bir durum. Yemeklerde görüşüyoruz mutfakta. Herkes kendi odasında yaşıyor genelde. Bu da şu tuvaletin üstünde olsun. Bir gün şey yaparsam, oda işte vlog falan gibi bir şeyler yaparsam 1+1'imin videosunu şey yaparım, çekerim, gösteririm. Videoda görürsünüz. Ay saçma sapan bir şey oldu. Neyse bitsin artık. Tamam, bura bitti. Böyle bir şey. Eşyalarını da çok sevemedim. Tamam. Ora bitti, ora bitti, ora bitti. Buralarda da hiçbir şey yok. Şu arada da hiçbir şey yok. Tamam hadi yukarı çıkıyoruz artık. Yer karoları döş. Aa burası. Burası mı döşenecek? Yo, bura aynı. Buradan başladı döşe dediği. O zaman burası. Tamam, şöyle geldim. Buradan da şöyle geldim. Monte edilebilir perde. Hangi derse ağırlıklı olarak çalıştımsa ondan düşük alıyorum demek istedin galiba, değil mi? Çalıştıysam. Ya bazen öyle olabiliyor ya. Bazen ne bileyim bir derse böyle çok ağırlık veriyorsun, çalışıyorsun. Heyecandan mı oluyor, ne oluyor? Ben bu derse çok çalıştım, çok biliyorum aslında. Bildiğim yerden çıktı deyip bildiğin soruyu yapamamak falan zamanında olmuştur. Çalışsam, değil mi? Çalışsam, evet. S, M, A yer değişirse evet öyle okunabiliyor.
Ben mesela okul zamanları eskiden ve kolay soruları yapamazdım, zorları yapardım. Çünkü kolay olan soruda sanki şaşırtmaca var, bu kadar kolay olamaz gibi bir algım vardı benim. Bakıyorum soru çok kolay, yapabilirim ama diyorum ki yok ya, bu kadar kolay olamaz, kesin bunda bir aldatmaca var, bir şey var deyip tamamen yanlış yapardım. Zor olanı da giderdim yapardım. Çok tuhaf bir durum olurdu yani. Yani ne alaka bu kolayı? Sonradan bakardım, aa hiç de bir şey yokmuş, gayet de kolaymış, yapabilirmişim. Sonra pişman oluyorsun işte bildiğin şeyi yapamamak. O yüzden genelde böyle ben buraya nasıl ulaşacağım? İlk akla gelen doğru oluyor gibi bir şey oluyordu bende. Mesela testlerde falan da şıklara bir bakıyorsun, ilk akla gelen yok diyorum ya, o değildir. Değiştiriyorum şıkkımı, sonra kontrole bir gidiyorum. Aa, ilk aklıma gelen şıkkı keşke seçseydim. O doğru çıkıyor. Ya çok öyle pişmanlıklarım olmuştur. Bunu şöyle merdivenden çıktığımız gibi şuraya koysak, üzerine falan ne konulacak acaba? Ama orada da pencere varmış. Bir de böyle bir şey varmış. Yukarısı da böyle beyazdan mı gitsek? Öncekinde de burada zaten böyle bir şey vardı. Ha, bunu da yanına koyalım bence. Arası da boşluk kaldı. Şu boşluklarda nefret ediyorum. Sevmiyorum. Okudun mu hiç? Derken fidan. Okul mu? Okul okudum ya. Üniversite mezunuyum. Okul bitti benim biteli. Oho. Yıllar yıllar oldu. Ay Survivor. Hadi yeni konu. Survivor, evet. Ben de 2 yıldır Survivor izlemiyordum. Acayip Survivor izleyen biri olarak. 2 yıldır izlemiyordum. Bu sene bir Survivor'a bir izleyesim geldi. Neden? Çünkü hiç tanımadığımız, bilmediğimiz influencerlar hariç. Gönüllüler, ünlüler falan çok böyle bilmediğimiz kişiler olunca bir izleyesim geldi ya da özlemişim 2 senedir izlemediğim için. O da muhtemel. İzliyorum, izliyorum. Bu seneyi izliyorum. İzlemez miyim? İzliyorum. Şimdi bugün, bu akşam da var. Bugün ne? Cumartesi. Cumartesi günü var, pazar var. Bakacağım hatta bugün bakabilirsem. Bugün benim bir 7'de bir maç aram var. Bu arada arabalardan anlamıyorum ama futbol manyağıyım. Onu da ayrı bir dipnot olarak vereyim. Sabaha kadar film konuşabildiğim gibi sabaha kadar futbolda konuşabilirim. Ama sadece futbol, hani spor olarak. Başka spor dallarını bilmiyorum. Grafik mezunuyum ben. Grafik okudum. Lisede de grafik okudum. Meslek lisesi çıkışlıyım. Oradan da üniversitede grafik. Öyle. Sims'te Survivor. Çok önceden öyle bir şey yapmıştım ya. Şey, karakterleri yapma. Oradakileri. Bayağı bir önceden yapmıştım da zor oluyor ya benzetmek Sims'te. Ha, Sims'te Survivor derken şey, yarışmalar falan, o tarz konsept olarak diyorsun. Yapanlar var, evet. O da olabilir ama o da zor olur ya. Ne bileyim, parkur markur yapamayacaksın. Yani ne derece güzel olur onu bilemedim. Ha, ben futbolu çok seviyorum ya. Da benim zamanımda kadın futbol olsaydı gidebilir miydim bilmiyorum ama çok isterdim. Konvoy geçiyor şu anda. Belki size sesi gelir. Düğün herhalde. Bu soğukta evlenilir mi ya? İstanbul çok soğuk. Siz nerelerde yaşıyorsunuz? Aklıma gelmişken bir şehir sorayım dedim. Mersin. Aitropes İstanbul'da. Bunlar buranın değil gibi sanki. Şöyle yere bir oranı da olabilir. Yer çok saçma. Buraya mı koysam? Esma, Edirne'de. Sadece bizi Afyonkarahisar. Aa, Edirne, Artvin. Anam, ne kadar farklı şehirler. Farklı farklı şehirlerden toplandık. Ne güzel. Ben de İstanbul'dayım. Grafik tasarım. Yani dijital tasarım falan. Nasıl anlatayım? Photoshop.
Photoshop yapıyorlar ya, onun bölümü. Her şeyin tasarımı. Eskiden bizim zamanımızda matbaa olaraktı da şu anda dijital tasarım. Yani gördüğün, görebileceğin her şeyi bir grafikerin elinden geçiyor diyeyim. Mesela ya mobil tasarımcısı tabii ki daha farklı oluyor ama bir oyunun bile tasarlanırken ki görseli bir oyun tasarımcısı, yine bir şey mobil tasarımcı, onlar neler? Tasarım işin özünde. Yok ya. Hunvel, Uğurcan hiç şöyle bana gelene kadar. İdan, Azerbaycan'dan mısın? Karışık şehirler, ülkeler. Güzel, bayağı kalabalığız bugün şey olarak, şehir ülke olarak. İkinci kata geçtik. İkinci katta zaten bir tane oda var. Orası da bir yatak odasıymış. Yatağımızı da şöyle ahşap pembe şeyli yapalım. Tek kişilik bir oda. Yatak da nereye konulur ki? Bak, şuraya da konulur ama komodin varsa sığmaz. Şurası olur bence yataktan burası. Dur bakayım, komodin. Burada da sığmaz ki gerçi komodin. Evet, Azerbaycan'dan çok arkadaşımız var. Videoların altında falan da görüyorum. Discord'da da vardı, doğru. Şu neymiş? Buz rengi mi seçmiştim ben ya? Ha evet. Yine ben bir eşyaları çıkartayım da neyi nereye koyacağımıza bakacağız. Bir saat olmuş mu? Aa, bunun yeri de burası ha. Güzel. House Flipper genelde öyledir. Bir saati geçer. Ben bazen bazı videoları 3 saat falan ev yapıp ama size 50 dakika, 1 saat falan yüklediğim oluyor. Onun montajı da öyle uzun sürüyor ama bu ne kadarsa o kadar gelir. Ya bir bıraksana şunu. Bırakmadı. Komodin sığmadı buraya. Makyaj. Ben makyaj çok seven biri değilim ya. Çok özel günlerde. Çok makyaj sevmiyorum. Zaten alerjik bir bünyem var eğer onu soruyorsan. Yani makyaj yapma derken. Alerjik bir bünyem var. Makyaj malzemeleri dokunuyor zaten bana. Makyaj varken üstümde, yüzümde çok saatlerce duramıyorum zaten. Kaşıntı oluyor. O yüzden çok tercih etmiyorum. Anca ayda yılda bir önemli bir gün olur, düğün dernek olur, klasik süslenirsin gibi. Burası gardırop olacakmış. Tamam. Gardırop şeyi. Giyinme odası. Ama içeri doğru açılsaydı iyiydi. Dur. Ters oldu, değil mi? Yo. Ters olmadı. Bulbu burada. Ya buraya doğru açılacak. Bu da bunun üstüne çıkıyor. Balkona çıkınca dur bakayım. Balkonda bir şeyler isteniyor mu? Yok, istenmiyor. Müesseseden bir mangal atalım oraya. Müesseseden bir şeyler koyalım. Siz istemediniz ama biz koyduk. Benim kardeşim var. Abim, ablam yok. Benden 3 yaş küçük bir kardeşim var. Erkek kardeşim. Şöyle. Şurayı da aç. Koy koy bitmiyordu. Bu ne? Beyaz olsa. Ha bak, bu buranınmış. Tamam, o zaman bunu şöyle koysak. Yo, bu buranın da olabilir. Bu böyle olsun. Değişiklik olsun. Beyaz ve kahve. Beyaz da sandalyesi olsun. Çalışma masası. Kardeş kavgası. Tabii küçükken oluyordu, artık değil. Küçükken salon masası etrafında koşa koşa döne döne koşa koşa kavgalar ettiğimiz falan filan oluyordu öyle anlar. Bu ne?
Dekoratif terazi ne alaka mesela? Buraya koyalım. Ne değişik şeyler. Ben buraya koymuş muydum? Bunu koymuştum. Tamam, takmamışım. Beyaz da perde koyduk. Güzel oldu antika eşyalarla. Bir oyun yapımcısı olsam ismin ne olurdu? Yani yaptığım oyunun ismime. Nasıl? Şuraya iki tane değiştiririm bunların yerini. Koyayım da şu önümüzü bir görelim. Yaptığım oyunun ismi bilmem. Oyunu hani nasıl bir oyun yapardım? Nasıl bir konsepti olurdu? Ona göre çok zor. İsim konusunda da ben biraz zor bir isim bulurum. Yani bir şeylere isim bulma konusunda sıkıntılıyımdır. Çok hani nasıl diyeyim, yaratıcı böyle güzel isimler bulamam. Ama konusuna uygun bir isim bulunurdu herhalde, bulurdum. Ama bilmiyorum şu anda. Avukat olabilir dediğin neye yazdın Egeon'u? Yani nasıl bir oyun yapardım sorusu da gelse aslında o da birazcık şey. Ya bilmiyorum, simülasyon oyunlarını çok seviyorum. Mesela işte Sims falan da seviyorum. Yemek yapma oyunları falan. Bilmiyorum ki, yemek yapma oyunları olabilirdi. Ya simülasyon olacağı kesin. Oyun nasıl yapılır bilmiyorum. Oyun ben de yapmadım hiç hayatımda. Hayatımda hiç oyun yapmadığım için oyun nasıl yapılır? Bir oyun yaparken nelere ihtiyacımız var falan. Ben de bilmiyorum. Şuraya şöyle bir dolabımızı koyalım. Boy aynamız var galiba. Evet. Şimdi bir tane ayna var. Aa, bir dakika dur. Bunu şöyle yapıp tam şu köşeye şöyle bir ayna, kapak açılınca yani. Böyle olsa bir tane siyah halı tabii ki küçük olmaz. Ha, teraziye mi? Evet, avukat olabilir, doğru. Belki de avukattır. Sevdiği bir dekor, terazi, mesleğine uygun. Burası oluyor mu? Şu bir. Bir tane diyordu bundan galiba. Bakayım. Dışarı taştı işte. Bu dışarı taşması çok kötü ama yapabilecek bir şey yok. Derin hoş geldin tekrardan. Beyaz da bir koltuk şuraya koyalım. Ay, koyamadı. Bitti zaten. En son üst odayı da yaptık. Giyinme odamız. Bir tane daha aynamız varmış. Tamam, şuraya da bir tane daha ayna koyalım. Böyle oturup kendimize bakarız. Bak, tam olarak şuraya oturup, oturamadı yalnız. Şuraya oturup, dur kullan. Heh, kullandım. Bak, böyle kendimize bakacağız. Bitirdim galiba. Işıklar da oldu burada. Öylesine koydum dedim ama. Heh. Bence bitti. Bir bakayım. %99. %1 neresi acaba? Cidden %1 neresi? Şimdi dükkan. Buraya bir tane mangal koyalım bak. Şuradaydı galiba. Mangal yazsam çıkar mı ya? Mangalda çıkmaz ki. Barbeküde çıkar. Ama böyle yazınca da hiçbir şeyler çıkmıyor ki burada. Mobilya, banklar, hamaklara. Nerededir? Boya mı kaldı? %1 bir yer boyanmadı mı? Belki olabilir. Ama %1 komple evin neresinde acaba? O da var. Gerçi salonu boyamamıştık ama. Dinlenme. Izgara. Çıktı. Izgaraymış. Tamam, şundan koyalım. Bu da çok bahçe şeyi gibi ama. Buradan müessesemizden. Şuraya, nereye? Şurada yaptık. Müessesemizden bir mangal. Niye konulmuyor? Balkona eşya koymak olmuyor mu? Şundan koysak. Balkona bir şey konulmuyor. Vallahi konulmuyor. Ben çünkü müşteri diyor ki, ben diyor balkona bir şey koymanı istemiyorum.
senden öyle bir şey istemedim diyor. Şurada mı kaldı? Aa evet, burada kalmış. Teşekkürler EYG. Dükkana giriyoruz, görevlere giriyoruz. Tepesi kalmış. Evet, %1 kalmasını da sevmeyiz. Hemen burayı da. Evet, bitti. Dıdın, tamam. Dıdın olmadı. Bu odada varmış zaten, bitmedi diyormuş. Bakayım. Evet, %100 severiz. Vallahi bizdeki şansı da buraya koyamadık. Ama bu şey, müşterinin istediği şeyleri koyduğumuz için büyük ihtimalle konuluyor. Yarın öbür gün tarayıcıdan kendimize ait bir ev aldığımızda istediğimiz her yerine istediğimiz her şeyi koyabiliyoruz. Bu şu anda bazı kurallara göre bize bir şeyler koydurtturuyor. Evet, o zaman tamamla diyoruz. Before after'a hazır mıyız? Güzel oldu ha mutfak. Yerleştirmesi biraz uzun sürdü ama salon da fena değil. Güzel oldu. Bunu da yerleştirmesi biraz uzun sürdü. Tek kişi de yaşıyormuş. Fena değil. Yaşlı bir çiftten ev aldık. Tek kişilik bir kişi yaşasın diye bir ev yaptık. Güzel oldu. Biraz uğraştırdı. Neyi nereye koysak falan diye ama güzel oldu. Bir posta daha mı? Aa ne diyor bu? Tam bir para israfı mı? Daha öncesinde bir iş vermiş. Yeni bir iş mi geldi? Demin bunu yapmadık mı? Biz yok yapmadık tabii. Yeni bir iş gelmiş. Bunda demin yoktu. Bunu da başka zaman yaparız artık. YouTube'a bir görüşürüz diyelim. YouTube. Evimizi yaptık. Güzel güzel dekora ettik. Sohbet muhabbetimizi de yaptık. Sizler de gelip burada sohbetli muhabbetli ev boyama, inşa etme, bunları görmek istiyorsanız yayınlara gelebilirsiniz. Twitch'te yayındayız. Video altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bekleriz. Öyle bizden bu kadar. Biz devam edeceğiz yayına. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve destek olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sevgili chat de size görüşürüz YouTube diyor. Bay bay diyor. Görüşürüz. Bay bay.